Tabii ki illa ki burada neredeyse 13 ayda bir muhakkak bir büyük bir koku kaplıyor. Burası zaten yeterli değil arıtmada. İnsanlar buralarda, çoğunluğu burada yaşıyor, şehir merkezinde. Bu kokuların olması da iyi bir şey değil. Sağlık açısından bu koku kirliliği. Ya yetkililerden şunu istiyoruz. Şu canım yerler, şu güzel yerler daha güzel olabilirdi. Sadece köprü yapmak da olmuyor ki yetersiz görünüyor. Büyük bir sel felaketi oluyor Samsun'da, Karadeniz'de illaki oluyor. Giderilmesi lazım. Yani onca paralar nereye harcanıyor, kimin cebine gidiyor, bunun araştırılması gerekir. Aslına bakarsanız Samsun'da bana sorarsanız Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Hani hakikaten Allah'ın bize bir nimeti olduğunu düşündüğümüz bir şehirde yaşıyoruz. Biz öyle düşünüyoruz en azından. Şu anda Mert Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktadayız. Ve burada öyle güzel doğal bir çanak var ki aslında nehrin Karadeniz'e döküldüğü nokta itibariyle çok mükemmel bir nokta. Çok hakikaten doğal bir güzellik. Ve şu bulunduğumuz noktadan yani Karadeniz'e döküldüğü noktadan net olarak 3500 metre civarında bir içeri doğru gidildiğinde konut alanlarının yoğun olduğu, özellikle TOKİ'de geldikten sonra çok ciddi nüfusun yaşadığı bir yerdeyiz. Fakat acı olan şu, kötü olan şu, bakın şu milyonlarca lira harcanarak yapılan AVM'den gelen bir doğrudan doğruya bir atıkların, kanalizasyon atığının Mert Irmağı'na döküldüğünü görüyoruz. Gene hemen solumuzda şu anda kameraya gösteremiyoruz ama bir hani hiçbir önlem alınmadan ırmağın bir biçimde atıkla kirletildiğini görüyoruz. Ciddi anlamda özellikle yazın sıcak günlerde ya da rüzgarın ters estiği günlerde bu kadar yoğun sermaye birikiminin, yapı birikiminin olduğu bir noktada hani bırakın şu çevresel görüntü kirliliğini kokudan durmak bile mümkün değil. Yani ben özellikle 20 yıldır, kesintisiz 20 yıldır bu şehir aynı anlayışla, aynı ekiple yönetiliyor. 20 yıldır Mert Irmağı'nın özellikle sağında ve solunda çevresel düzenlemelerin yapılmamış olması, hadi çevresel düzenlemeleri de geçtim. Kent için ciddi bir çevre sağlığı sorunu oluşturan bu atık yönteminin çözülmemiş olması gerçekten çok vahim bir durum. Samsun'a da yakışmıyor. Biz çevre platformu olarak, Samsun Çevre Platformu olarak bu konudan da oldukça rahatsızız.